Herkese merhabalar arkadaşlar. En sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Kargo açıyoruz. Yeni ayakkabılara bakıyoruz. Seviyorum ya kargo açımlarını. Kimi zaman daha çok heyecanlı, kimi zaman sırf böyle sizlere göstermek için açıyorum. Ama bu sefer kendim için aldığım ve çok uzun zamandır istediğim bir ayakkabı var. Bu ayakkabıyı da yine TopKicks.tr adresi aracılığıyla Nike.com'dan söyledim. Biliyorsunuz %20 indirim sağlıyorlar, indirim kuponları var. Bu şekilde adresinize kargo ile geliyor veya elden de teslim alabilirsiniz. Hemen şimdi lafı fazla uzatmadan açmak istiyorum. Çünkü bu ayakkabı cidden heyecanlı olduğum ayakkabı ve inanılmaz indirimden aldım ya. Bu neredeyse bedavaya geldi diyebilirim. Geçen sene, bu ayakkabının hikayesini de yavaştan anlatayım. Ayıp. Bu kutu yani bu ayakkabı bu kutu ayıp yani şu an. Çok iyice meraklandırdım. Evet. Gözleri eşimin gözleri böyle oldu. Arkadaşlar bu ayakkabı geçen sene indirimdeydi yine. 1250 liraya mağazalarda vardı. Ya o zamanlar tabii büyük bir paraydı. Diğer ayakkabılar 1200, 1300, 1500 seviyelerinde oynarken. Hani almadım diye çok üzülüyordum. Bu sene de 3200, 3300'lere falan çıktı Nike.com'da. Sonra bir baktım 2200'lere falan düşmüş. TopKicks'e dedim ki böyle bunu sipariş edeceğim. Onlar sipariş ettiği günde 1600'e düşmüş. Tek gün. Yani orada bence bir hata oldu Nike.com'da bilmiyorum. İki rengi 1600'e düştü. Bir de ekstra indirimle 1200 küsürlere falan yine aldım. Resmen bir sorgunu yaptım. Kısmetliymişsin. Ama her gün bakıyorum arkadaşlar. Her gün bakıyorum. Hani ben böyleyim bilmiyorum. Sizler de seviyorsanız Nike.com'da sürekli bir basketbol ayakkabı sekmesine, iki bir de indirim sekmesine sürekli kontrol ediyorum. İndirim sekmesi inanılmaz hızlı bitiyor. Yani iki günde, üç günde o ayakkabı tükeniyor. Çünkü Avrupa sitesi olduğu için. İki gün bile sürmez bence. O gün biter. Yani bazıları yani ayakkabı çok iyiyse. Mesela bu da onlardan biriydi. Arkadaşlar ismi bayağı uzun bir isim. Nike Air Zoom Tempo Next Percent diye geçen upuzun bir isimli yürüyüş, koşu ayakkabısı. Bu ayakkabının bir de şeyi var. Tempo değil de neyi var? Alpha Fly. Uzun maraton koşucularına yönelik Nike'ın sunduğu en cüsseli, en harika yaz tıklamalı ayakkabının bu bir tık düşük versiyonu sayılabilir. Tempo biraz daha antrenman koşucularına yönelik. O diğeri, şu an ekranda da resmini gösteriyorum. Tipini beğenmeyebilirsiniz ama bir giyin ayağınıza. Aman tanrım diyeceksiniz. Sen onu nerede denedin ki? Ben onu mağazada denemiştim. Yani böyle bir rahatlık, böyle bir harika bir şey yok. O ayakkabıyı da açmak istiyorum. 3000 küsür liraya düşmüştü ama Nike.com'dan 150 euro üstü sipariş veremiyorsunuz şu anda. Yani verince geri dönüyor gümrükten. Bu Türkiye'nin yeni çıkardığı yasayla alakalı. Onu da o yüzden bir türlü söyleyemedim. Mağazaları gezeceğim. 3000 lira seviyelerine bulursam almayı düşünüyorum. Aslında ne güzel %20 indirimle alabiliyordum ama asıl fiyatının 3000 lira olmaması gerekiyor gibi bir şey belki var. Belki o indirime daha çok girerse hani. Veya anlayabilir. O promosyon istisnası diye bir şeye de giriyor olabilir sitede. Yani çok süper bir ayakkabı. Neyse onu da bir şekilde alacağım sözün özü. Evet hadi şimdi daha fazla bunu bekletmeden şöyle açayım sizlere göstereyim. Bang, bang diyorum. Şöyle, Oreo renkli, tatlı mı tatlı, güzel bir yürüyüş ve koşu ayakkabısı arkadaşlar. Çok tatlı sonunda değil mi? Aldın şu sonunda aldım. Şimdi görünce bu mu oldun değil mi? Harika bir ayakkabı arkadaşlar. Bu diğeri dediğim bu daha topuklu olan. Daha topuklu. Bir de o biraz daha uzay mekiğine benzer bir tipi var. O ayakkabımız arkadaşlar koşu ayakkabısı gördüğünüz üzere günlük de tabii ki giyilebilir. Günlük de giymek için inanılmaz rahat. Bu ayakkabının özelliği ne abi bu kadar abartıyorsun diye soracak olursanız yaz tıklaması arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz Zoom X. Bu Zoom X yaz tıklaması arkadaşlar Nike'ın en iyi yaz tıklaması. Bu genelde uzun süreli koşular için yapılan yaz tıklama. Şu an bu ayakkabıyı görünce neyi düşündüm biliyor musun? Şu sıra hani şeyi çok giyiyorsun ya hani o beyaz neydi onlar? Boost mu diyorsun? Boost değil. Yok çöpten üretilen ayakkabı. Yok bu İstanbul'dan aldığım beyaz. Ya. React diyorsun. Infinity React. Ha onun yerine alacak sürekli giymek isteyeceğim evet, bir ayakkabıymış izlenimi öyle. Verdi bana. Kesinlikle öyle. Bu Zoom X'in yanında bir de arkadaşlar burada gördüğümüş olduğunuz zaten Air Zoom'lar var. Bu iki yastıklama tipi inanılmaz bir combo oluşturuyor. Libra'nın da şeyi. Evet birçok basket ayakkabısında da var ama bu kadar hissedilir bu kadar iyi olmuyor hepsi. Yani buradaki basınç seviyeleri buna biraz daha yakınlaşırsan ileri içinde çizgi çizgi olduğunu göreceksin. Hatta şöyle yapayım şu tarafı daha iyi gözükecektir. Görüyorsun değil mi? Çizgi çizgi böyle hatlar var. Bunlar yastıklamayı sağlıyor. Bunlar basıldığı zaman
büzüşüyor ve seni yukarı ittiriyor. Hepsine farklı rahatlıkta ve farklı kalınlıkta oluyor. Dolayısıyla her ayakkabıda olması, hani her ayakkabıda aynı rahatlık gibi düşünülmemesi lazım. Onun dışında bu rengine özellikle bayılıyorum. Çok beğendim ben de rengini. Evet, her şeyle uyacak bir şey. Siyah, mesela kol saatinde, bilekliğinde yeşilleri uydu. Ne bileyim, siyah üstünde altında şortunla uyabilir. Her şeyle uyacak. O kadar uyacak. Güzel ki birçok rengi vardı. Güzelmiş. Şeyden daha güzel görünüyor. Resimdekinden daha güzel kesinlikle görünüyor. Bence de. Bir de oraya o renkli olması çok güzel. Siyah, beyaz. Şurası ayrı güzel, burası ayrı güzel değil mi? Hı hı, çok hoş. Yalnız arkadaşlar, tutuyorsunuz bir ayakkabıda okkalılık var gerçekten. Hemen şöyle dikkatimi çeken... Ben de onu nasıl anlıyorum biliyor musun? Sen masaya bırakıyorsun ya, onun sesinden anlıyorum artık. Artık uzman oldum. 4 senedir video çeke çeke şuraya bakın. Kameramanımız bile uzman olmuş. Şurada arkadaşlar hemen elimin dokunduğu yerde görüyorsunuz. Aşil petlemesi var. Yani rahat hissettirecek. Ayakkabının tabii üst kısmı çok hafif olmasına rağmen bu tarz güzel küçük detaylarda... Yani performansta işinize yarayacak küçük dokundurmalar da var. Bunun ben performans incelemesinde yapmak istiyorum. Ne dersiniz, izlemek ister misiniz? Koşucu olan, koşmak isteyen, rahatlık isteyen arkadaşlarım için bence güzel olabilir. Sever, onun dışında, yani çok seversen bir tane de bana alırız. Birlikte hatta, koşulara evet, çıkarız. Kesinlikle şunu düşünüyorum, üzülüyorum. 1600'e siyah, yani simsiyah ve şurası kırmızı olan rengi de düşmüştü. Niye onu sipariş etmedim diye üzülüyorum, biliyor musun? Evet, bayanını sipariş verebilirdim. Yani 3000 küsür bayanı diye ben kendimi düşünmüştüm. Ben eşime diyorum ki arkadaşlar, sen de çıkıp tanıtacaksan sana da alayım. Zaten 12-13 tane sadece benim aldığım spor ayakkabısı var. Ve hani hepsini giyemedi daha, düşünün. Geçen bir bakıyorum, her gün farklı bir ayakkabı giyiyor. Oo dedim, bugün başlamışız dedim herhalde giymeye. Ama böyle tam böyle istediğim, işte bu dediğim ayakkabıyı bir türlü bulamadım evet, ben. Evet, daha haklısın kardeşim. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. O yüzden 4 senedir ayakkabı alıyorum. Ama benim kritiğim böyle topuklu olması ya. Ha, doğru. Hem mesela topuklu olup hem rahat olması. Şimdi bu ayakkabının üstü arkadaşlar... Tipik Flyknit'ler gibi değil, daha farklı, biraz daha güçlendirilmiş, daha sert bir yapı var. Biraz daha plastikler kaynatılmış. Ön kısmında parmak koruyucunuz görüyorsunuz. Zaten genelde fit ayakkabıları olduğu için parmaklar buralardan biraz çıkıyor. Yanlara geldiğiniz zaman bu yapı biraz farklılaşıyor. Buralarda daha sert, daha plastik. Yani örgülerin içine bir de böyle plastiğimsi sert bir şeye karıştırılmış, dikiş diyebiliriz. Hani bu polipropilen, polietilen tarzı şeyler karıştırıyorlar. Şöyle içten baktığın zaman ayakkabı, bak ne kadar aydınlık görüyor musun? Yani çok havadar olacaktır. Yani şuradan görüntü ne kadar aydınlık. Hı-hı. Karanlık bir görüntü yok evet, evet. Baktığın yani zaman. Yani normal şeylere benziyor. Bak şöyle yaparsan belki karanlık olabilir. İçi ayakkabı oldukça havadar olacaktır. Zaten bu tarz ayakkabılar hani uzun koşular düşündüğünüz zaman hani 10 kilometre, 15 kilometre ayaklar pişecek. Ona yönelik bir çalışma var. İçerisinde kullanılan tabanlık iyi gelmedi. Çok kötü de değil. Yani ortalama seviyede bir tabanlık var. Şu yeşili görünce aklıma hep böyle tenis. Evet, tenis topu tenis görüntüsü var. Bak şöyle içinden yine baktığın zaman da farklı, şuranın farklılığını ha, görebilirsin. Dışarıyı görüyorsun. Evet, dışarıyı görüyorsun ama bak mesela şurada bir şerit şerit bir dikiş var. Yani dolayısıyla hani ön yüzü ve arkaya doğru geçtikçe bunlar tamamıyla değişiyor. Arkada da hafif bir topuk koruması, içten de bir aşil desteği. Dil yok arkadaşlar, bakarsanız bir bütün one booty dedikleri, yani bir bütün yapı var. Rahat oluyor, ben seviyorum bunu. Evet, sen seviyorsun. Çıkartırken de şu arka tutacağıyla yine güzel bir şekilde giyip çıkartabiliyorsunuz. Hemen şimdi aşağı doğru geçelim ve tabii ki yastıklamayı şöyle göstereyim. Şunun da size içini çevireyim arkadaşlar. Şöyle geçiş yapabilirsin şurada sen de. Şey gibi böyle. Measured in the lab, verified by runners. Nike running demiş. Hani evet. Barkod şeklinde de gerçekten dediğim gibi yani bu ayakkabı farklı bir ayakkabı. Ben denedim çünkü mağazada, oradan böyle rahat konuşuyorum. Onun dışında bahsetmek istediğim şu yan taraflarda arkadaşlar, bakın plastik. Yani aslında bir köpük, rahat bir köpük var. Fakat bunlar aynı zamanda hem sizlere bir destek sunuyor, içte de aynı şekilde. Hem de ayağınıza böyle bir form verecek. Bir de şöyle de kaldırırsam, tabanına bakmadık. Oldukça genişliyor. Görüyorsunuz şu genişliyor. Bu genişlik de tabii ki bu koşuda yoruluyorsunuz, uzun süre koşuyorsunuz. Bu dengesizliği ortadan kaldıracak, daha dengeli basmanıza yardımcı olacak şekilde. Ben çok bunu fark ediyorum. Daha geniş, daha ağır arkadaşlarım da yine fark edecektir diye düşünüyorum. Şimdi ayağımıza giyeceğiz zaten, orada bakacağız. Şundan da bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz şu kavisi. Bu mesela adım attığınız zaman ayağınızın güzel bir biçimde topuğunuzdan ön parmaklarınıza kadar bu güzel temiz geçişi sağlamak üzere basketbol ayakkabılarında da bazen olur. Olmadığı zaman da bunun şeyini görürsünüz, şap şap tokatlarsın. Bu geçiş çok önemlidir, yani şu kavis onu sağlıyor biraz. Mesela Adidas ayakkabılarında, basketbol ayakkabılarında, yürüyüş ayakkabıları, koşu ayakkabılarından bahsetmiyorum. Daha düz bir şey olması böyle şap şap resmen sahayı tokatlıyorsun gibi bir his veriyor. Ama burada öyle bir durum yok. Altına baktığın zaman önde ve arkada sert, bayağı sert plastikler kullanılmış. Aynı zamanda hem yeri tutacak, kaymanı engelleyecek, hem de
sürtünme olarak düşündüğün zaman da daha uzun süreli sizlere performans sağlamanıza yardımcı olacak. Arkadaşlar Zoom X bakın buralarda da var. Yani tabi buraya kadar Zoom X dolu. Böyle taşmaş girecek bir şeyi de yok. Yok. Evet o çok güzel dediğin gibi. Hı. Bu yeşilin arkasında böyle bir plastik göreceksindir. Buraya kadar Zoom X dolu. Ön tarafta da bu Zoom... Plastik mi köpük mü? Yani dokunursan çok güçlü bir yastıklama köpüğü. Altının full bundan dolu olması. Yani burada bir de kullanılan miktarın çokluğu da harika. Ön kısımda da yine farklı rahat bir köpük var. Yani şurası bile bakarsan rahat. Harika. Hı-hı. Böyle arkasında da Nike Air Zoom Tempo mu yazıyor? Ne yazıyor? Nike Air Zoom Tempo Next Percent. Evet bu şekilde de kondurmuş. Evet ayakkabımız bu. Benim çok hoşuma gitti. Sizler ne diyorsunuz? Hadi şimdi bir de ayakta görelim ve çıkışımızı yapalım. Tahmin ettiğimden uzun sürdü. Konuşmak istedik herhalde. Evet 12 dakikadır hadi konuşuyoruz. Evet şöyle. Resmen değil mi? Top ayağına da çok yakışacağını düşünüyorum ben. Tam böyle senin ayağına uygun bir ayakkabı gibi. 44,5 aldım bu arada arkadaşlar. Benim tipik Nike numaram. Mağazada dönemiştim ve çok rahat olduğunu hatırlıyorum derken bir de bakıyorsun daha girmiyorum şu ayağım. Biraz önünü evet, bollaştırabilirdim. Benimki inat ettim şu an sokacağım. Evet. Parmağım bak solla girdiğim halde çok fit oldu. Şurayı biraz açmak gerekebilir galiba. Mağazada denediğin zaman hani millet denemiş oluyor ya galiba. Bir de şeyler de açıyor hemen böyle. Ha, evet evet. Senin görevliler için yardımcı oluyor doğru diyorsun. Şöyle hafif çok fazla sıkmadan ama bolda görüntü oluşturmadan şöyle yapabiliriz. Bayağı güzel sardı ayağını. Evet evet. Uzun koşuda ayağın desteksiz hissetmemeli. Maksat o aslında biraz. Şunu biz de hemen o zaman şeyler gibi açalım. Çok da fazla zaten bağcık gerektirmiyor. Dil yerine şöyle baksana bir şey dikilmiş ortaya. Hı-hı. Esnek, hı-hı, esnek bir iç dil diyelim. Ayakkabıya benzettim ama hangisini çıkaramadım? Basketbol olarak mı diyorsun yoksa öncelerden kullandığımız ayakkabılardan mı diyorsun? Giymesi çıkarması çok problem değil. Gayet rahat bir biçimde giriyor. Bağcıkları tabii açarsanız ilk başta. Ben böyle ayakkabılarda zaten bir defa şey yapıyorum, bağlıyorum. Bir daha hiç açmıyorum arkadaşlar. Giy çıkar yapıyorum. Çok sıkmıyorum buraya. Genelde zaten bunlar bağcıkları çok sıkmanıza ihtiyaç duyacak konumda olmuyorlar. Hani tabii kimisi koşarken der ki ben çok destekli hissetmek istiyorum. O ayrı nokta. Bak inanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten böyle bir his olan ayakkabı hiç yok. Zaten lüp lüp görünüyor böyle. Değil mi? İnanılmaz oynuyor. Nasıl peki böyle bir hani yakışması olarak baktığın zaman? Hı, çok güzel oldu. Baksana her şeyde uyması dediğin gibi çok rahat. Şöyle biraz yakına geleyim ve şu yastıklamadaki büzüşmeyi çekebilirsin aslında yakalayabilirsin. Evet yakalayayım. Baksana. İnanılmaz arkadaşlar böyle bir rahatlık. Hatta şöyle bir topuğumdan bakalım. Şuraya bak. Uf, gerçekten. Bak şöyle adım attığımı düşün. İnanılmaz. Mükemmel. Tam 44 numarada benim numaram. Basketbol ayakkabılarında 45 giyerken ben koşu ayakkabılarında 44 giyiyorum. Bir de tabii ki daha ince çoraplarla gördüğünüz gibi. Hatta babet çorap mı diyorlar. Babet çorap da değil tam da. O tarz çoraplarla ayakkabı tercih ediyorum. Çorabı. Evet. Çok keyifli. Çok güzel. Çok şey hissettiriyor. Güvenli. Yani bu tarz ayakkabı mesela biraz yüksek ya. Eğer ki şu çıkıntılar olmasa bakın şuradan ve şuradan hani ayağınız şöyle genişe basmasa bu sefer dengesiz hissetmeniz çok olası. Ama biraz o dengesizliği alıyor yani o hem löbür löbürlük hem de şuralar fazla rahatlık. Falan acıtıyor mu? Yok hiç acıtacak gibi bir şey değil burası. Tamam. Çorabınız gibi adeta. Çorap gibi. Çok güzel. Hele ki biraz mesela hoş bittiğiniz zaman, bu hisse alıştığınız zaman bence başka ayakkabıya bakamazsınız adeta diye düşünüyorum. Bayağı hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Aşağıya açıklamaya link bırakıyorum. Hala indirimliyse 2000 küsürlerde bence yine kaçırmayın bir koşu yürüyüş ayakkabısı. Bakıyorsanız böyle pratikli bir ayakkabı. Yani bir daha kolay kolay hani 3000 küsürlerden belki 4000'lere de çıkabilir. Sizi böyle biraz acele ettiriyormuş gibi olmayayım ama bence acele edin. Zaten bekledikçe hep üzülüyoruz ya. Evet yani bunu 1200 alamadım diye üzülüyordum. İlk defa böyle beklediğim zaman tutturduğum bir şey oldu ama bir senedir de giyemedim düşünürsen. Tabii. Bir senedir de böyle bir ayakkabı giyiyor olurdum. Hatta şimdi ikinci rengini alıyor olabilirdim. Evet doğru. Öyle de bakmak lazım. Neyse. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bunun incelemesinde görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı bugünkü. Out.